Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kat kat ayrılan yumuşacık dokusuyla muhteşem kedi tarifi izleyeceksiniz. Ketemizin buyurun yapım aşamasını izleyelim. Kete hamurumuzun yapımı için derin kaseye bir su bardağı ılık su ekliyorum. Suyumuzun, sütümüzün her zaman mayalı hamurda ılık olmasına özen gösterelim. 2 su bardağı ılık sütümü de ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya ekleyeceğim. Siz dilerseniz yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı dolusu toz şekerimi de ekliyorum. Sonrasında spatula yardımıyla birazcık karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım su bardağı klasik 200 ml su bardağıdır. 2 tatlı kaşığına yakın tuz ekliyorum. Tuz tabii ki sizler damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Unumuzu da yavaş yavaş ekliyoruz. Yaklaşık 7,5 su bardağı kadar un ekledim. Her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. Unumu yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı hamur olana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuzu güzelce yoğursak ketemiz de bir o kadar güzel olur. Evet arkadaşlar, bu kıvamda olması yeterli. Hamurumu da güzelce yoğurduktan sonra artık mayalanmak üzere kenara alabiliriz. Üzerine bu şekilde ben cam kapak kapattım. Kete hamurunu yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalanırken ben de ketemin iç malzemesini hazırlayacağım. 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı tavaya ekledim. Tereyağı yerine katı yağ da kullanabilirsiniz. Tabii ki o güzel kokusu için tereyağı kullanırsanız daha güzel olur. 2 su bardağı un ekleyeceğim. Kullandığım bardak ölçüsü her zamanki gibi 200 ml klasik su bardağı. Ocağın altını fazla açmadan ara ara kısarak bu şekilde un kokusu çıkana kadar güzelce kavuracağım. Tuzumuzu da ekliyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ketenin iç malzemesi tuzu fazla emmediği için çok fazla tuz eklememeye özen gösterin. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz yeterli geldi benim damak tadıma göre. Kavurdukça unun rengi yavaş yavaş değişmeye başladı. Çok fazla ocağımın altını açmadan kısık ateşte ara ara ocağımın altını açarak bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Kete içine tatlı seviyorsanız çok az toz şeker de ekleyebilirsiniz. Ben tuzu sevdiğim için şeker eklemedim. Unumuzu kavururken ocağın başından ayrılmamaya özen gösterelim. Aksi halde unumuzun yanık kokusu oluşur. O da güzel ketemizin lezzetini bozar. Ketemin içini güzelce kavurdum. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Tavamdan da unu başka tabağa alacağım ki tavanın sıcaklığıyla unumun kararmaması için kete içimi kenara başka kapta soğumaya alıyorum. Kete hamurum da bu arada mayalandı. Yarım saatte odasında benim hamurum gayet güzel mayalandı. İlk havasının çıkması için biraz yoğurduktan sonra un serpmiş olduğum tezgahın üzerinde hamurumu şekilliyorum. Sonrasında hamur kesme aparatıyla 8 eşit parçaya böleceğim. Kesmiş olduğum hamurlarımı hemen elimle bu şekilde şekilli yuvarlayıp beze haline getiriyorum. Avucumun içinde bu şekilde güzelce yuvarlıyorum hamur bezelerimi. 8 adet bezelerimi güzelce yuvarladıktan sonra bir tane bezemi tezgahıma alıyorum açmak için. Geri kalan bezelerimi de servis tabağına alıp üzerine buzdolap poşeti örtüyorum ki arkadaşlar üzerine kurumaması için. Çok az bezemin altını ve üstünü unladıktan sonra oklavamla açmaya başlıyorum. Eğer oklava kullanmayı bilmiyorsanız merdane ile de bu işlemi yapabilirsiniz.
Hamurumu açabildiğim büyüklükte açacağım. Çok fazla böreklik, yufka kadar incecik olmasına gerek yok. Oklavayla biraz açtıktan sonrasında bu sarma işlemini yaparak oklavamla açabildiğim kadar açıyorum. Çok kolay açılan bir hamur arkadaşlar. Hiç açmaktan korkmayın. Aça aça sizler de öğrenirsiniz. Dediğim gibi eğer oklava kullanmayı bilmiyorsanız merdane ile de açabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Açarak büyütmüş olduğum hamurumu bu şekilde oklavayla salladıktan sonra kenara tezgahıma alıyorum. Hamurumu yağlamak için 200 gram tereyağını kısık ateşte erittim. Üzerine bir çay bardağına yakın sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Sıvı yağ ile tereyağını karıştırıp bu şekilde fırça yardımıyla hamurumun üzerine güzelce her yerinin yağlanmasını sağlıyorum. Tereyağı sevmiyorsanız tereyağı yerine katı yağ kullanabilir veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. İkinci bezemi yine aynı şekilde açıyorum. İzlerken fazla sıkılmamanız adına bu aşamaları birazcık hızlandırdım. Hamurumu büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Dediğim gibi çok böreklik yufka kadar ince açmanıza gerek yok. Yeterince büyütmüş olan hamurumu da bu şekilde oklavayla salladıktan sonra hamurumun üzerine bu şekilde kapatıyorum. Bunu da aynı şekilde yağlıyorum. Toplamda 4 kat bu şekilde açacağım. Üst üste yağlayarak koyacağım. Bu da 3. yufkam arkadaşlar. 3. yufkamı da yağlayarak üzerine kapatıyorum. Videomu çok fazla uzatmamak adına açma işlemini göstermedim. 4. yufkamı da açtım ve üzerine kapattım. Bu şekilde tekrar yağlıyorum. 4. son kat yufkamı da ekledikten sonra kenarlarından bu şekilde bütün kenarlarını çekelim. Sonrasında içe doğru katlayalım arkadaşlar bu şekilde. Bu kısmı da güzelce tereyağımızla yağlayalım fırça yardımıyla. Hamurumuzu ne kadar güzel yağlarsak kat kat mülföy hamuru gibi keteler elde etmiş oluruz. Bu şekilde kapatıyorum hamurumu. Sonrasında servis tabağını alıp üzerine buzdolabı poşetiyle hava almayacak şekilde kapatacağım. Kenarda yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım. İlk açıp yağlamış olduğum hamurum gördüğünüz gibi kenarda beklerken kabarmış. Bu da ikinci hamurum. İlk yapmış olduğum bu kabaran hamurumu açacağım. Yani 8 adet bezemden 2 adet bu şekilde 4 kat hamurlar elde ettim. Unlanmış tezgahımda şimdi hamurumu açabilirim. Üzerine elimle biraz bastırdıktan sonra çok az unluyorum merdanemle rahat açmak için. Sonrasında merdane ile büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Hamurumuzun mülfe hamuru kalınlığında olana kadar açalım. Ara ara kenarlarını da bu şekilde elimizle düzeltebiliriz. Yeterince büyütmüş olduğum hamurumu hamur kesme aparatıyla bu şekilde keseceğim. Toplamda 16 parçaya ayıracağım. Sizler eğer ketenizi daha büyük istiyorsanız daha az dilimleri ayırarak bu şekilde kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumla mülfe hamuru kalınlığı olana kadar açtım. Kesmiş olduğum hamurların üzerine kaşık yardımıyla kete içinde ekliyorum. Eğer dilerseniz kete içine arkadaşlar ceviz de ekleyebilirsiniz kıyılmış. Ben ceviz tercih etmediğim için sadece kavrulmuş unla yaptım. Bu şekilde eklemiş olduğum kete içlerini zarf şeklinde kapatıyorum hamurunu. Bu şekilde parmaklarımla bastırdıktan sonra arkadaşlar tepsime
Katlanmış olan kısımları alta gelecek şekilde koyacağım. Evet, gördüğünüz gibi zarf şeklinde kapatıyorum. Bu şekilde parmaklarımla bastırdıktan sonra tepsime yerleştiriyorum. Ben biraz dediğim gibi hamurları ufak tuttum. Sizler eğer daha büyük kete istiyorsanız daha büyük hamur şeklinde kesebilirsiniz. 2 adet yumurta sarısını kasemde karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla kete hamurlarının üzerine bolca güzelce sürüyorum. İkinci hamurumu da aynı şekilde açtım arkadaşlar. Toplamda 2 tepsi 32 adet ketelerim oldu. Yumurta sarısı sürdükten sonra ketelerimin üzerine çatalın ters tarafıyla bu şekilde bastırarak şekiller veriyorum. Siz dilerseniz başka şekilde de yapabilirsiniz. Üzerine çörek otu, susam serpiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben kullanmayacağım susam çörek otu. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Çatalla şekilledikten sonra ısıtmış olduğum fırınımda 180 derece fanlı ayarda tepsilerimi fırınıma pişmeye gönderiyorum. Ketelerim gördüğünüz gibi pişti arkadaşlar. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakikada pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu zaman değişebilir. Ketemin ilk sıcaklığı çıkınca sizlere hemen yakından yumuşaklığını ve dokusunu göstermek istiyorum. İç dokusunda gördüğünüz gibi arkadaşlar mülfi hamuru gibi oldu. Ben bu şekilde 2 tepsi yaptığım ketelerin bir tepsisini derin dondurucu pişirdikten sonra saklayacağım. Sizler de bu şekilde bol bol keteler yapıp bir kısmını derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Gerçekten milföy hamuru lezzetinde bu güzel keteleri umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.